Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Şunu diyorsun abi. Görsün abi. Safran, Safranbolu'ya ismini veren bir bitki. Şehir ismini safrandan alıyor. Zaten birçok iş yerinde de isimler safranla başlar. Kırmızıdır lifler. Normalde mor renkli bir yapraktır dışındakiler. Ama içinde kırmızı sızıkmalar vardır. Her çiçekte 3 tane kırmızı bu liflerden oluşur. Safran soğanları artık Haziran ayındayız. Toprak kurumaya başladı. Bu mevsimde söküyoruz şu şekilde soğanlarımız. Ağustos ayına kadar dışarıda bekletiyoruz. Ağustos ayında soğan dikimini yapıyoruz. Yaklaşık olarak bir dönüme 200 kilogram kadar safran soğanı ekimi yapıyoruz. Ekim ayının ilk haftasıyla Kasım sonuna kadar çiçeklenme oluyor. İşte her gün bu çiçekleri topluyoruz. Bir dönümden yaklaşık olarak yarım kilo civarında safran alıyoruz. Koyu kırmızı bir renktedir ama suya koyduğumuzda sarı renk verir. İyi bir safran zaten, orijinal bir safran, Safranbolu safranı ağırlığının 100 bin katını kendi rengine boyama özelliğine var. Yani ağırlığının 100 bin katını sarı renge boyar. Yapılan açıklama tamamen talihsiz ve bilinçsiz bir açıklamaydı. Oradaki arkadaşım zannediyorum safranı çok iyi tanımıyor. Dedi safran bir defa kırmızı renk verir dedi. Safran kesinlikle suya koyduğumuzda sarı renk verir. Asla kırmızı renk vermez. Ağırlığının 100 bin katını boyar. İşte Safranbolu'da değişik aspir kesinlikle yetişmiyor. Bizim bölgede yetişen bir ürün değil bu bir ürün. Dedi ki Safranbolu'da aspir yetişiyor. Safranbolu safran diye satılıyor diye bir açıklama yaptı. Bu talihsiz bir açıklamaydı. Biz katılmıyoruz buna. Coğrafi işaret belgesi alındı. Safranbolu Esnaf Odası aldı. Ticaretsizle beraber. Safranın değerleri, dünyadaki değerleri ve Safranbolu safranın değerleri bu belgede yazıyor. Türkiye'de evet, birinci sınıf safran. Kalitede diyebiliriz. En birinci sınıf. Gözdeki sarı noktaya göz yorgunluğuna iyi geldiği söylenir. Genelde kullanılır. Kanserde kullanılıyor. Sakinleştirici özelliği var. Sinirleri yatıştırır. Uykusuzluğa gelir. Metabolizmayı hızlandırır. Zaten dünyada safran mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içtiğinizde gülme krizine sokar. Tabi bu sabun yapımında kullanılıyor. Kolonyada kullanılıyor. Boyada kullanılıyor, başka bir şeylerde de kullanılıyor. Ortalama fiyatı şu an Safranbolu'da 30 bin lira civarında satılıyor ürün. Bahsettiği aspir budur. Güneydoğu bölgesinde yaban olarak yetişir. Yağı çıkartılır, aspir yağı kullanılır. Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir tarafından talihsiz bir açıklama yapılarak dünyaca ünlü ve çok değerli Safranbolu'muza adını veren Safranbolu safranımızı ve üreticilerimiz sahtekarlıkla itham edilerek rencide edilmiştir. Bu ithamın büyük bir haksızlık olduğunu kendisinin Aktar ve Federasyon Genel Başkanı olması rağmen safranın ne olduğunu bilmemesi, aspirle karıştırması ve mukayese etmesi çok büyük yanlışlıktır. Böylesine anlamsız ve rencide edici açıklamayı kınıyoruz. Safranbolu halkı, Safranbolu safranı üreticileri ve Safranbolu'daki esnaflardan Federasyon Başkanı'nın özür dilemesini istiyoruz.
Dünyada üretilen diğer safranlardan renk arama ve renklendirme özelliği bakımından kalitesinin yüksekliği birinci sınıf safran standartları üzerinde Safranbolu yöresine ait tıbbi ve aramik ürün olduğu yapılan tescil sonucunda kanıtlanmıştır. Her yıl denetimi yapılan böylece tescili ve safranın nasıl sahte olarak satılabileceği düşünülmemektedir. Safranbolu safranını Safranbolu'daki esnaflarımızın gramını 30 liraya satmaktadır. Yüksek fiyat göstererek esnaflarımızı ve safranlarımızı hiçbir zaman karalamaya hakkı yoktur. Başkanın yaptığı açıklama Safranbolu safranını kötülemekte olup doğruluğunu kendisinin ispat etmesini talep etmekteyiz. Ve etmediği takdirde gereken mercilere başvuracağımızı bildiririz. Başkanımızın konfederasyon başkanı olması bizi çok büyük üzmüştür. Bir konfederasyon başkanının böyle bir açıklama yapması çok büyük bir talihsizliktir. Kendisinin doğruluğunu açıklamaya davet ediyoruz. Türkiye'de Safranbolu bölgesinde yetiştirilen bitkiler var. Yine safran diye yetiştiriliyor. Yalnız bunlar daha açık renkli ve tabii kıvamı, şekli şemali hiçbir şekilde safranla, gerçek orijinal safranla, İran safranla alakası olmayan safran bunlar. Tabii ki ülkemizde ne yazık ki bunu safran diye satan birçok satıcılarımız var. Bunun adı, gerçek adı aspirdir. Yani rengi de biraz açıktır, hafif. Ama tabii bu renk konusunu ne yazık ki aşabiliyorlar. Yani renklendirmek artık çok kolay günümüzde, gıda boyası kullanarak çok güzel renkleniyor. Tabii gerçek safran rengine bürünüyor ve bunu işte gerçek safran diye 50 bin liralara, efendim 40 bin liralara satan yerler var ne yazık ki. Görmüş olduğunuz yalancı safran, aspir olan, Türkiye'de yetiştirilen. Bu gerçek İran safranı, orijinal. Gerçek İran safranı bu. Renginden belli, koyu,